Başkanım, Sayın Başkanım, seni cezaevine bekliyoruz. Sabaha kadar buradayız. Seni cezaevine bekliyoruz başkanım. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Simit cezaevine bekliyoruz başkanım. Başkanım sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Başkanım sabaha kadar buradayız. Simit cezaevine bekliyorum seni. Hayır, bugün alıyor muyuz, başa almıyor muyuz? Alabilir seni. Cezaevine başla başkanım, seni bekliyorum. Tamam. Simit cezaevine bekliyorum seni. Burayı bitirme. Evet, masunu alalım, öyle dağıtalım. Herkes yerini alıyor. Buyurun. Bir tane vatandaşın işi çözsün. Arkadaşlar çıkıyoruz. Bunun kilo aldıysa vatandaşlar karşılığında saksınlar. Bugün Cumhurbaşkanımızın selamını getirmek üzere ben buradayım. Hepinize bolca selamlar var. Cumhurbaşkanımız bugün Özbekistan'da, Atayurt'unda. Biz de uzun zamandan beri Sivas'a gelip sizlerle bir hasbihal etmek istiyorduk. Bugün nasip oldu. Sabah uğurlarken de buraya geleceğimi dilettim. Bolca selamları var. Ben önce emaneti sizlere oradan iletmiş olayım. Biz kısmet olursa elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yani bu işte Samsun, özellikle Sivas hattı dediniz. Biraz önce bakanımız da açıkladı. Başkanımız da açıkladı. Orada yapabileceğimiz bir şey varsa, yeterli yolcu varsa o olur. Zaten Sivas ulaşım anlamında hem karayolları, hem demir yolları, hem de hava yolları anlamında ana merkezlerden birisi. Hatta kısmet olursa da özellikle lojistik, bu taşımada, sanayi boyutunda da ana merkezlerden, kavşak noktalarından birisine dönüşecek ki dönüşmeye de başladı zaten. O Sivas'a iş olarak da, ekmek olarak da dönecek. Ama ben başka bir şeyden son derece memnun oldum bugün. Yeni bir organize sanayi bölgemiz hazır. Yatırımlar başlamış durumda. Ve bu da 40.000 kişilik ilave istihdam olarak Sivas'ımıza dönecek. Yani bunun anlamı şu, 40.000 gencimize ve çalışmak isteyen ve çalışma yaşında olan insanımıza kendi memleketinde çalışma imkanı sunacak. Dolayısıyla biz bunu da özellikle teşvik etmek isteriz. Özellikle gençlerimiz nezdinde ya şehir dışında veya illaki kamuda çalışmak gibi bir arzu. Bence öyle yapmaktan ziyade şehrimizde, kendi ilimizde hem kalkınmasına, ilimizin güzelleşmesine katkı vermiş oluruz, hem de kendi ilimizde çalışmış oluruz. 2 tane de üniversitemiz var burada.